Gençler ben Oz. Bu gençlerle birlikte gençler Minecraft'ta ne mi yapıyoruz? Gençler bugün bulduğumuz madenleri ağaç haline çevireceğiz. Yani ağaç haline çevireceğiz derken kendi ağacımızı craftlayacağız. Bir elmastan bir elmas ağacı ve onun üstündeki yapraklardan komple elmas blok olacak. Bakalım bu şekilde gelişmeye çalışacağız. Datapack'in indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz ve videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Haydi başlayalım. Ana mağaraya bak. Oo demirler. Tamam çok erken oldu ve güzel oldu. Ve birileri sıcaktan bunalmış gibi duruyor. Neyse. Şimdi birazcık odun toplayacağım ama dur bakayım. Oğlum ben bu biyomu çok sevmiyorum. Neyse biraz bunlardan toplayalım. Sanırım buradan şöyle çok canımız yanmadan aynen öyle inebildik. Önden birazcık kömür alacağım. Kömür almamın sebebini de göstereceğim. Sonra birazcık taş alacağım. 3 tane falan yeterli olur. Oğlum bura niye bu kadar karanlık? He anladım abi hiç bulaşmıyoruz okey. Her neyse dur crafting'i aldım. Bir saniye abi şöyle bir şey yapacağım önce. Datapack'in çalışıp çalışmadığından bir tık emin olmamız gerekiyor yani. Nana. Evet ağaç yapmak için biraz ağaç kesmemiz gerekiyor. Çok garip bir şey ama neyse. Tamam 8 tane odunum oldu mu? Oldu tamam. Crafting'im neredeydi? Crafting'im buradaydı. Şuradan. Tamam bir tane de bundan. Hop kömür bloğu mu? Ne alaka? Aa ne oluyor? Welcome to Coal Tree Made dırırt dırırt dırırt. Ooo alet edevat verdi. Oğlum sen var ya adamsın oyun adamsın. Tamam iyi ki bunu yapmışız. Görmüş olduğunuz gibi gençler. Bu şekilde buraya bir kömür havuzu. Ve bir tane de kömür ağacı geldi. Şimdi dur kömür ağacını biraz toplayalım. Tabi bunu kırması birazcık daha zahmetliymiş. Ve bu kömür blokları ekstracı derecede pişiriyor zaten biliyorsunuzdur. Neyse ben birazcık daha demir toplamaya iniyorum abi aşağıya. Artık demir de kazmam olduğu için. Ve bu arada Oğuz Aslan'ın videolarından garip bilgiler. Hadi bakayım. Bir tane yeter. Ama azıcık taş lazım. Malum bunları pişireceğiz doğal olarak. Dur şimdi bunu birazcık daha farklı bir yerde yapmamız lazım. Crafting'im neredeydi? Geldim tamam crafting'imi alıp gitmek istiyorum. Ama birazcık da oduna ihtiyacım olacak. O yüzden şunları da toplamam gerekebilir. Hiç odunum kalmadı çünkü. Sırada demir ağacını yapacağız. Evet hala odun eksiğimiz var. Ay köy var. Oo gel köy. Köyün içinde temple var. Dünkü yayında Love Yükseliyor oynuyorduk ve çöl haritasında doğmuşuz. Ve benim karnım aç. Her neyse bu hikayeyi anlatmam gerekiyor. Şöyle yani Love Yükseliyor ortalama 40 dakika falan sürse 25 dakika kocaman bir çölde gezdim. Ne temple ne köy hiçbir şey bulamadım. Burada videoda bulduğuma bak. Bu arada her gün saat 4'te D-Live'de yayındayız gençler ve yakın zamanda da bir D-Live etkinliğimiz olacak. Gelip takip ederseniz çok mutlu oluruz. Aa çiğ de olsa yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Bir şey diyeyim mi bu sefer elmas da buluruz ha. Bak harbiden bu sefer elmas var. Hissediyorum bak kokusu geliyor bak. Bak kokusu geliyor bak. Bu arada demirci evi var madenci evi de var. Madenci mi demirci mi? Demirci özür dilerim. Demirci evi. Merhaba. Oğlum full set olduk farkında mısınız? Yani bir armorumuz yok. Neredeyse kullanacağımız bütün alet edevatlara sahibiz ve iron golemimiz evet orada. Abi bir saniye şimdi. Bu sefer elmas çıkardı. Elmas çok büyük gitti ama ya. Oğlum şu ortama baksana buna ne böyle? Şunu kır hemen de. Zümrüt. Sonsuzluk kitabı. Altın elma evet. Bundan elmas çıkması lazım ki kahin olabileyim. Kahin olup ne yapacağım bilmiyorum ama. 3, 2, 1. Demir diyeydim Oğuz. Niye demir demiyorsun? Elmas ne? Ben bu arada demir alet edevatlara biraz fazla sevinmiş olabilirim ama. Şöyle de bir saçmalık var. Oğlum biz zaten demir ağacı yapacaktık yani. Yani zıdırsız demirim var gibi bir şeydi. Ama asıl merak ettiğim şu. Şimdi demir ağacı yaptıktan sonra. Aha bak arıyor. Tamam köyün yanındayız sıkıntı yok. Demir ağacı yaptıktan sonra yani kömür ağacı yaptıktan sonra bize iki tane alet edevat verdi. Bir demir kazma bir demir balta. Ve şu an şunu merak ediyorum. Acaba demir ağaç yaptığımda bana elmas alet edevat mı verecek? İnşallah demir vermez. İnşallah demir vermez. Ben ne yaptım? Niye taş koydum buraya? Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Da. Iron Golem de geldi. Spawn near to summon Iron Golem. Oha! Koruyun beni. Ben korunmak istiyorum. Çekil. Aferin. Bunların yanında sakın köye vurmayayım. Hatırlatın da. Evet. Ortam böyle. Birader siz artık beni koruyacaksınız. Ben de sizi besleyeceğim. Alın bir tane demir. Herkes bir ucundan ısırsın. Ve hayır, hayallerim suya düştü. Neyse odun kıralım, ne yapalım? Madene her ne kadar girmek istemesem de mecburen biraz madene gireceğiz gibi gözüküyor.
Madene girmeyi de niye istemiyorsun? Maden yordu beni. Ya hayır. Maden beni yormadı. Gireceğim. Hatta bak bak hareketi seyret. Hareketi seyret buradan. Böyle tak diye elmasın üstüne düşüyorum. Tam bulamadık. İyi iyi. Bulsam game modla koydu derlerdi zaten. Şimdi gençler. Bir taktik göstereceğim size. Şu an kaçıncı kattayız? 7. kattayız. Bakın şimdi. Şu an chunk görünümlerini açtık şöyle. Aa, buldum. 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 Çok güzel. Ay bir an var ya böyle sessiz boşluğa dalmıştım. Dedim ki ay bulamayacağız herhalde falan oldu. Oh tamam çok güzel. Şimdi buradan geri çıkmam lazım. Bayağı bir taş kırmış olmam lazım. Şunları kırması da çok zahmetli. Kazmam da gidiyormuş az kalsın. Yanımda da demirim yokmuş. Bir şey değil mi? Son 25 blokta buldum. Bulamadım bulamıyormuşum. Evet yani bu bizim birazcık oyun için maden gelişimimizi arttırmış. Yani bir iki elmas bulmanızla birlikte artık elmas probleminiz ortadan kalkıyor. Kendinize bir elmas ağacı ormanı bile yapabilirsiniz. Tamam. Peki bu elmas orman zaten çok garip bir şey olduğundan dolayı yani normal Minecraft'ta bulamayacağınız bir şey. E tamam biz olayı birazcık daha da garipleştirip hiç ağaç olmayan bir yere yapalım bunu. Yani çöle. Evet. Hop çalışma masası buraya. Hop tahtalar buraya. Hop elmas. Bir saniye oğlum. Huşu kabul etmiyor mu? Gerçekten mi? Geçen şeyde yayında bir tane koyuna denk geldik gençler. Pembe koyun. Kimse spawnlamadı. Kendi kendine çıktı. Ve bunun bir oranı varmış galiba. Bu oranı bilenler yorumlara yazabilirler mi? Evet. Yani çünkü ben yayında da sordum da herkes farklı bir şey söylemişti. Ve asıl merak ettiğim şu. Arkadaşım burada niye... Ve bu arada gençler bunu biraz videonun başında söylemem çok daha mantıklı olurdu ama artık yakında zamanı geldi. Evet serilere bir ara vermiştik. Artık böyle bir yavaştan tekrar serilerimize dönelim diyorum. Ve serilere dönmeden önce de sizin fikrinizi almak adına benim de kafamda bir iki düşünce var. Sizden bu fikirleri almak istiyorum canlarım ciğerlerim. Sizce biliyorsunuz bir sürü serimiz vardı ve hala da devam ediyorlar. Sadece ufak bir araya girmişler. Şu an demek istediğim şu, hangi seriye başlayalım? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım yorum sayısına göre kararım değişebilir. Şu an bir kararım da yok gerçi ama fikrim değişebilir. Bilmiyorum. Şöyle bundan yaptık. Tamam. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an buraya bir elmas ağacı geliyor chat. Hadi bakayım. Oha yazıya bak. Welcome to Diamond Tree. Man are perfect. İşte gene demir. Sonra geldik. İşimize devam ediyoruz ve tekrardan bir tane daha elmas ağacı koyuyoruz. Ama benim elmaslarım bittiğinden dolayı yani daha doğrusu azaldığından dolayı şöyle buraları da çaktırmayın. Herkes bir elmastır. Siz bile. Peki bunların hepsini böyle yapsam? Hepsi yan yana mı çıkacak? Hayır, bir tane çıktı. Ama bütün odunlarımı aldı. Çok teşekkür ederim. Neyse gençler görmüş olduğunuz gibi çöle de artık 3 tane ağacımızı dikmiş bulunmaktayız. Bunların yapraklarını yani elmaslarını kıracağız ve tekrar büyümelerini bekleyeceğiz. Bakalım videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi gençler yorumlarınızı bekliyorum. En çok hangi serinin yorumu gelirse ya da en çok hangisini istiyorsanız onu yazmayı unutmayın. Videoya like atan canlarım, ciğerlerim, yorumlarına da kalp atacağım bilsinler şöyle. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.